Gol var mı YouTube kanalından tekrar merhaba. Yine bir cuma yine bir simülasyon. Ama bu, bu hafta Süper Lig'in olmadığı bir simülasyon olacak. Ama biraz genel Süper Lig yarışı ile ilgili de genel bir değerlendirme yapalım. Sezon değerlendirmesi belki. Galatasaray 5 puanlık bir fark elde etti ki çok önemli bir viraj da bu 5 puanı elde etmesi bence çok değerli. Buradan itibaren de çok kolay değil şampiyonluk vermesi. Yani Galatasaray herhangi bir maçı kaybedip daha sonrasında Fenerbahçe ile ...berabere dahi kalsa neredeyse şampiyon ilan edilecek pozisyonda. Ee, tabii farklı kombinasyonlarında bunu söyleyebiliriz. Galatasaray açısından büyük avantaj. Ee, ligi nasıl geçti Galatasaray açısından? Bence çok olumlu diyebilirim. Yani aldıktan sonra vermedi Galatasaray. Yani o dominasyonu elde ettikten sonra, kurduktan sonra... ...Galatasaray Rüzgar'ı da arkasına aldı ve... ...elgi ilginçtir Galatasaray puan kaybettiği haftalar... ...rakipleri hep puan kaybetti... Ee, ve ama belki o 14 maçlık seri, enteresan olan bence şöyle bir şey var Galatasaray'da. 14 maç üst üste kazanan bir takım olmasına rağmen e, hala neredeyse bu haftalara kadar puan farkı e, ciddi anlamda hani çok düşük bir puan farkı vardı. Bu da ligin başında Galatasaray'ın kaybettiği puanlar e, ve buna mutlaka ki ligin başındaki hakem hatalarını eklememiz lazım ya inanılmaz şeyler oldu Galatasaray'da sezon açısından ve belki Galatasaray taraftarının e, tamamen e, ya biz bu bu sene kazanamayacağız diyeceği bir maçlar bile olmuştur. Fenerbahçe açısındansa e, net bir teknik direktör problemi yaşadığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. E, ama tabii skor odaklı olduğumuz için e, Jesus'un hataları hiç ön plana çıkmamıştı o dönemde. UEFA Kupası'nın rüzgarı vardı Avrupa Ligi'nin rüzgarı vardı. Ee, ve sonrasında yavaş yavaş çözülmeye başladı Fenerbahçe. Ve Jesus o çözülen oyunda bu sefer yeni senaryolar üretemeye başladı. Ee, yeni, senaryo, yeni senaryolar üretememeye başladı. Ee, ve Fenerbahçe oyuncusu da oyundan zevk alamamaya başladı. Ve Fenerbahçe yarıştan biraz kör topal gitmeye başladı. Kazandı ama tat vermedi vesaire. Beşiktaş açısından Valerian İsmail dönemi ve Şenol Güneş dönemi olarak özetlemek lazım. Ee, belki Şenol Güneş Önceden gelseydi olur muydu onu da bilemiyoruz. Çünkü e, rahatlayan bir takımda bir şeyler yapmak belki biraz rahatlayan derken kötü giden bir dönemden sonra gelmek her zaman olumludur. E, ama o yarış stresi içerisinde Beşiktaş yer alamadı. E, bu bir problemdi. Ama buna rağmen Şenolcu'nun yaptığı değerli. E, Premier Lig'de de e, Arsenal belki sezonu aslında domine eden bir oyun e, iştahıyla e, girmişti. Devam da ettiler. Ama ne olduysa 2 3 hafta öyle puan kayıpları vesaire hele Southampton önünde kaybedilen puan bir şeylerin habercisi oldu ve Arsenal belki de City'ye şampiyonluğu hediye etti. Ha çıkmacık çıkmadık candan umut kesilmez diyelim. Ee, Chelsea açısından onunla başlayalım. Chelsea Nottingham Forest maçıyla başlayacağız. Ee, Chelsea açısından da parlak bir sezon değil. Ee, çok hatalı bir kararla Grand e, Graham Potter'ı takımın başına getirdiler ve neredeyse Grand e, Graham Potter zamanında ...hiç e, umut vermeyen bir oyun vardı. Onunla da yolları ayırdılar. Ee, biraz düzelmeye başladı. Şimdi şöyle düşünmek lazım. hani Kante, Enzo Fernandez, Gallagher orta sahası... ...Nottingham Forest önünde bence zorlanıcı, zorlanmaz diye düşünüyorum. Ee, i̇yi bir orta sahası var ama bitiricisi yok. Ee, i̇şte Lukaku vardı, onu yolladılar. E, Kai Havers, benim çok beğendiğim bir oyuncu oydu ama... ...son bir senede çok düştü. Ondan da Santifor çıkartmamak lazım. Ee, Chelsea'nin en önemli problemi Santifor ama... Nottingham Forest önünde bence e, çok zorlanmayacaklar ve 3 e, puanı e, gollerle süsleyecekler. Yine Premier Lig'den Southampton Fulham. Fulham sezonuna çok iyi girmişti. E, Andreas Pereira ve Mitrovic bence çok uyumlu bir ikiliydi ama ikisini birden kaybetmek bir takım için yani en iyi silahınızı kaybettiniz. E, dolayısıyla çok zorlanmaya başladılar oradan sonra. Özellikle Mitrovic'in e, o oyundaki katkısı muazzamdı. Andreas Pereira ile bu telepati yoluyla anlaşabilen iki tip oyuncuydu ee, ve oradan sonra zaten puan kayıpları devam etti ama Southampton ne kadar Arsenal'dan puan alsa da Arsenal'da, Arsenal belki şampiyonlukta neden takım olsa da e, Fulham önünde çok direneceklerini zannetmiyorum deplasmanda da olsa ben e, Fulham'ın e, sonuca gideceğini ve galip geleceğini düşünüyorum yine bir başka şampiyonluk kaybeden bir başka yani sezon içinde iyi performans sergileyip son ana kadar ya ben şampiyonum diyen e, bir takım bu Neziga'dan Borussia Dortmund. Yani senelerdir o Bayern Münih'in hegemonyasını yıkacağı sezon bu sezondu. Onda da başaramadılar gibi gözüküyor. E, bu haftada kolay bir maç değil bence Borussia Dortmund-Mönchengladbach maçı. Hani net Borussia Dortmund'un e, kazanacağını bile söylemek çok zor. Ben gollü bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Çünkü Mönchengladbach cevap verebilen bir takım. E, o yüzden e, Borussia Dortmund'un galip gelmesi e, olabilir tabii ki ama ben daha golden yanayım. Gollerin daha ön plana olduğu, seyir zevkinin yüksek olduğu bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Ve belki de şampiyon Manchester City. E, bunu söylemek bizler için zor tabi e, ama buradan sonra City'nin vermesi kolay değil ama ya şu Everton Brighton'a 5 tane attı ki bizim takıma 5 tane attı. Bir sürpriz de City'ye yapabilir mi? Bazen oyunu tutturuyorlar e, daraltabiliyorlar ve Hücuma çıkarken de iyi işler yapabiliyorlar. İzleyeceğim maçı, özellikle izleyeceğim Everton kazansın diye izleyeceğim tabii ki. Ee, ama yine de içimden geçen ne, e, City'nin el ne olursa olsun e, gol bulabilen bir takım, yani gol yönünden çok e, zorluk çekmeyen bir takım. Haaland 35'i bu maçta 36 yapacak mı onu da tabii merak ediyoruz. E, bakalım. Herhangi bir sakatlık olmazsa zaten Haaland e, 35'te yüksek ihtimalle fazlasıyla 40'ı falan bulacak gibi gözüküyor. Manchester sanki galip gelir. Dönelim yine Bundesliga'ya. E, Stuttgart Bayer Leverkusen. kurzun. E, Leverkusen lige çok kötü başlamıştı ama yavaş yavaş toparlandı. Hatta Florian Virsi'nin de dönmesiyle bir şeyler yapmaya başladı takım e, ve e, yukarıları zorlamaya başladı. Avrupa'yı en azından hedeflediler. E, bence ulaşacaklar da. E, Stuttgart düşme potasında e, iyi bir oyun yok. E, ben Bayer e, ne olursa olsun galip geleceğini düşünüyorum. Xabi Alonso bir şeyleri bence tutturmaya başladı. E, i̇yi hocalardan, yani iyi bir yerlere gidecek gibi gözüküyor Xabi Alonso ama şeye şaşırdım bu arada. Yani bu Stuttgart Bayer Leverkusen maçından çıkalım, Bayer Leverkusen galip gelir dedik ama ben Aytiha Frankfurt'un verdiği karara çok şaşırdım. Glasner'le yolları ayırma kararı almışlar son haftalarda zaten çok ciddi puan kayıpları yaşamıştı. Ama ya Glasner daha Bozburg'dayken bence harika işler yapıyordu. Özellikle hani geçiş oyununda e, savunmadaki duran top, hücumdaki duran top. Derslik e, ders veren bir antrenördü. Benim çok faydalandığım bir teknik adamdı. Valla şöyle söyleyeyim. Eğer Glasner'e teklif e, geleceğini düşünüyorum bu Deziga'dan falan ama e, Frankfurt önünde bir takımdan gelir mi? Onunla çok şüpheliyim. Süperlik'te Hoca arayan takım varsa ki bildiğimiz kadarıyla var e, şampiyon olmayan e, belki Fenerbahçe, Cesur yollarını ayıracak. Glasner'i falan getirirse ben doğru bir tercih yapış, yapmış olacaklarını düşünüyorum. Yani e, Fenerbahçe'nin e, genetiğiyle çok ters düşmeyen bir e, teknik adam ve öğreten bir teknik adam. Glasner hazır boştayken keşke Fenerbahçe e, onu buraya getirse ve bizi izlesek. Türkiye'de bir Glasner... Ee, en azından buralardan çok daha güzel yerlere gidebilir. Bizim takımın maçına geçelim. Yine Premier Lig'e geri dönüş yapalım. Arsenal Brighton maçına geçelim. Arsenal'la ilgili çok söylenecek bir şey yok. Ama Brighton e, bu senenin e, hatta 3-4 senedir çok ciddi anlamda yapılanan bir takımdı. Orada Graham Potter şöyle bir yanılgı oldu ve şöyle bir illüzyon oldu bence. Yani Brighton'daki o yapılanmayı sanki e, Graham Potter yapmış gibi gözüktü. Ama ben hep şunu söylemeye çalıştım. E, Graham Potter bu takımı frenliyor. E, ve hani o zamanlarda İngiliz medyasında çok çıkan haberler vardı. İşte Graham Potter çok gelecek vadeden teknik adam vesaire gibi. Açıkça ben buna inanmadım. Çünkü Brighton'ın e, maçlarını sürekli izlediğim için e, bazen geç hamleler bazen yanlış hamleler bunlara çok tanıklık ettik. Ama De Zerbi geldikten sonra... Ee, inanılmaz bir çıkış yakaladı Brighton. Harika bir oyunu çok harika hale getirdi bence De Zerbi. İyi bir kadrosu var çünkü Brighton'ın. Bu sene de büyük ihtimalle kaybedecekler birkaç oyuncu. Belki Mitoma bile gidebilir. Yani adamlar Trozard'ı oradan sattılar Arsenal'a, oradan bir Mitoma çıkarttılar. Müthiş. Eee Arsenal Brighton maçında da ben Brighton'ın net bir şekilde Arsenal'a cevap verebileceğini düşünüyorum. Yani e, orada Arsenal Tabii ki galip gelmesin çok doğaldır ama Brighton'da mutlaka gol atacaktır. Serie A'ya geçelim. Juventus, Cremonese maçına geçelim. Juventus ara ara böyle 10 senede bir çalkantılı bir şeyler yaşıyor. Ee, bazen futbol dışı işlerle fazla uğraşan bir takım Juventus. Bu yüzden de açıkçası samimiyetle söylemek gerekirse hiç haz etmem. Ee, Milan'ı, Inter'i belki severim. İki Milano takımını severim, Roma'yı severim ama Juventus'un e, o 10 senede bir, 15 senede bir işin futbol dışında, saha dışında, masa başındaki oyunlarından dolayı e, çok az ettiğim bir kulüp olmadı hiçbir zaman. E, ama bu hafta Kronominasyon'un önünde ben yine galip geleceklerini hatta farklı galip geleceklerini düşünüyorum. E, simülasyon bu haftalık bu kadar ama genel olarak işte Süper Lig'de Galatasaray yüksek ihtimalle şampiyon olacak. Premier Lig'de City herhalde yüksek ihtimalle şampiyon. E, bu Neziga'da Bayern Münih e, Seri A'da Napoli zaten oldu e, İspanya'da ba Barcelona Fransa'da da Paris Saint Germain buradan vermez ama Çok güzel takımlar yakaladık bu sene Ama dikkat ettiğim bir şey var Hep geçtiğimiz senelerde iyi iş yapanlar Artık e, O yapılanmayı becerenler İşte bugün e, Premier Lig'de Brighton'ı e, senelerdir Güzel şeyler yapıyorlar ve mükafatını aldılar Bu sene e, Diğer tarafta Ligue 1'de e, Lans'ın bence Frank Hayse ile müthiş bir çıkışı var ve ikinciliği elde edecekler bir aksilik olmazsa ee, bu Bundesliga'da Mainz o beklediğimiz şeyi yapamadı bu Svensson. belki yine orta sıralarda kaldı ama kalite e, el vermedi bunun gibi takımlar e, bizde de inşallah bu tip e, bir antrenör çeşitliliğini ligde ve daha güzel oyunlar izleriz e, deriz ve kanala abone olmayı unutmayın e, olursanız çok seviniriz e, like atıp yorum da yazarsanız sorularla en azından bizi desteklerseniz bir dahaki hafta soruları cevaplarız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.